Günaydın efendim. Apar ekranlarına, portföy yönetimine hoş geldiniz. Ben Bergim Avşe. Yaklaşık 40 dakika birlikte olacağız. Tabii ki piyasalardaki gelişmeleri ve Skype hattımızda, bağlantımızla birlikte değerlendireceğiz. Özellikle hisse senetleri tarafında Borsa İstanbul BIST Endeksinde teknik hareketler devam ediyor. Ve tabii ki yatırımcı 3200 seviyesine doğru yaklaştıkça bu satışlar gecikti, daha sertleşebilir mi şeklinde korkuları da beraberinde taşıyor. Ancak görünen o ki BIST endeksi tamamıyla teknik hareketlerle yoluna devam ediyor. Düzeltmeler seans içerisinde gerçekleşiyor. Gün sonunda ya da gün içerisinde teknik seviyeler mutlaka deneniyor. Borsa İstanbul'da ortalamalarda 13 günlük üstel ortalamaların daha fazla çalıştığı bir dönem içerisinde olduğumuzu söyleyeyim. Dün itibariyle de yine konuğumuz da belirtmişti ve üstel ortalamalar bazında baktığımızda 3126 seviyesine işaret etmişti Kudret Ayyıldır ve o seviyenin biraz altında 3125 seviyesinden döndüğünü biz sizin gördük. Demek ki bu seviye önemli bir destek noktası ve şu anda 3173'ler seviyesindeyiz. Bir kez daha 3180-82 bandına doğru hareketliliği görme ihtimalimiz kuvvetli. Hisse bazlı hareketler var. Performanslar bankacılık tarafında odaklanıyor. Özellikle bankacılık endeksi Ağustos ayında %51.8'lik bir yükseliş gösterdi. Ve endekse ikinci büyük katkı ise ulaştırma sektöründeki hisselerin performansları sağladı. Bununla birlikte baktığımızda endeks Ağustos ayı içerisinde %22.33'lük değer kazanırken 13 yılın en iyi Ağustos ayında geride bırakmış olduk bu anlamda. Eylül ayında biraz daha dengeli, biraz daha temkinli başladı piyasalar ve tabii ki 5 Eylül'den itibaren merkez bankalarının toplantılarının arka arkaya gelmesi ve başta Avrupa Merkez Bankası ile başlayacak olan faiz toplantılarında faiz adımlarının ve daha agresif olabilme ihtimallerini göz önünde bulunduracağı temkinli bir piyasada diyebiliriz. Hisse senetlerine baktığımızda ise küresel piyasalar hem enflasyon hem de resesyon kaygıları ve tabii ki Merkez Bankası başta Fed olmak üzere faiz artışlarına devam edeceği sinyali, özellikle Fed'in yıl sonunda fonlama faiz oranını %4 seviyesine doğru çekebilme ihtimali baskı yaratıyor hisse senetlerinde. Bununla birlikte küresel piyasalardan pozitif yönde ayrışan BIST tarafında ise özellikle bankacılık eksenindeki devam eden performanslara, zaman zaman spor endeksinde, elektrik ve bilişim sektöründeki hisselerin de destek verdiğini hatırlatalım bu anlamda. Öte yandan dikkatle takip edeceğimiz rehberler anlamında da dolar endeksi var. Dolar endeksinin de 109.70'ler seviyesindeki o önemli direnç noktası ve bunun üzerine geçmesi durumunda da doların tüm para birimleri karşısında sert yükseliş ihtimali piyasalardaki küresel anlamda baskı yaratan bir diğer unsur. Bu durum Japonya'nın da radarındaydı. Japonya Maliye Bakanlığı ve yetkilinin kurlarla ilgili ilk defa dolar yen paritesindeki 139'ların üzerine çıkışı aciliyet duygusuyla takip ediliyor şeklinde açıklamaları dikkat çekiciydi. En çok dolar karşısında euro ve yendeki düşüşler, sert düşüşler etkili olurken doların bu şekilde değerlenmesi belki şu an için Fed'in hareket alanını kuvvetlendirse de ilerleyen süreç içerisinde küresel piyasalarda baskıyı arttırıcı, enflasyonist baskılar dahil olmak üzere arttırıcı bir etken. Peki Borsa İstanbul'u ayrıştıran ne? Hem enflasyonist baskılar hem de enflasyonun yükseliş eğiliminin küresel bazdaki etkileri de bunun içerisine katarsak devam edeceğine dair beklentiler baz senaryoyu oluşturuyor. Ve bunun tabii ki bir de bankalar ve şirketler üzerindeki karlılık rakamlarını etkilemesi var ki özellikle karlılık rakamları bankacılık sektörü için baktığımızda ilk 7 aylık performansların 3. çeyrek içinde son derece umut verici olduğunu gösteriyor. İşte bu ana neden bankacılık tarafındaki hareketi destekleyen ana unsur. Bankacılık endeksine hemen bakalım. Dün 3363 puan seviyesinden kapanış gerçekleşmişti ve %2.46 yükseliş göstermişti. Bankacılık endeksinde özellikle Halk Bankası ve Vakıf Bank'ın performanslarının son
son derece endekse destekleyici olduğunu belirtelim. Ve bugün de 3381 puan seviyesinde görüyoruz. 0,55'lik bir yükseliş var. 2 sent hedef değer olarak karşımızdaydı BIST 100 tarafında. Bankacılık endeksinde ise 2 sentin üzerine doğru yükselişleri görebilme ihtimalimiz biraz daha olabilir, hızlanabilir. Bu süreç, bunu da takip edeceğiz. Hemen bir bankalara da bakalım. Bugün özellikle bayrağı bankacılık sektöründe hangi hisseler taşıyor? Dün özellikle baktığımızda Vakıfbank ve Halkbank hisselerinin biraz daha performans olarak ön planda olduğunu görmüştük. Ona Akbank'ın da destek, İş Bankası'nda pardon, destek verdiğini görmüştük. O banka tablomuz gelsin bakalım, Akbank'tan Yapı Kredi'ye kadar nasıl bir performans var? Bugün biraz daha şöyle bir baktığımda Vakıfbank'ın %1,70 satıcılı, Halkbankası'nın %3,64 satıcılı olduğunu görüyoruz ki yaklaşık son 12 günlük performansta ciddi yükselişler vardı. Bu realizasyon gayet normal. Bununla birlikte Akbank ve İş Bankası'nın bankacılık sektörüne destek verdiğini söyleyelim. Garantide de çok hafif bir değerlenme var, 0,35'lik yükselişte. Diğer bankalara da bakalım. Özellikle Albaraka, Şekerbank ve TSKB Bank'ın performanslarını da görmüştük. Onlarda ise Albaraka'da nötr hareketler görüyoruz. TSKB'de yine %5,18. Dün ve önceki günde yine yükselişteydi. Yükselişine devam ediyor. Şekerbank'ta %1,03'lük bir yükseliş görüyorum. ICBC'de %1,17'lik bir değer artışı var. Kalkınmada ise satıcılı bir seyir var bugünün özelinde. Hemen buradan sanayi sektörüne de geçelim. Sanayi sektöründe de 5000 puanın üzerine yükselmiş. Dünkü kapanış ise 4979 puan seviyesinden gerçekleşmişti. %1,75'lik değer kayıplarıyla bugün yeniden 5000 puanın üzerine çıktığını görüyoruz. Özellikle Türkiye büyümesinin yabancı kurumlar Goldman Sachs başta olmak üzere Moody's ve Goldman Sachs'a yukarı yönlü revizeleri, ki Goldman Sachs'ın özellikle Türkiye büyümesine ilişkin yıl sonu %5,5 seviyesinde bir büyüme rakamını revize etmesi sonrasında yeniden gözler sanayiye çevrilmiş durumda. Amerika'da, Asya'da ve Avrupa'da PMI verilerinin, yani büyümenin, üretimin öncü göstergelerinin 50 seviyesi ve 50 seviyesinin altına doğru sarkması endişe verici olarak takip edilirken, İçeride baktığımızda yeni ekonomi programı çerçevesinde sanayi, üretim ve istihdam odaklı perspektif devam ediyor ve fiyatlamalar da bu beklentilerle pozitif şekilleniyor. 5015 seviyesinde şu anda sanayi endeksi, 0,72'lik bir yükseliş söz konusu. Hemen sanayide hangi sektörler, hangi hisseler öne çıkıyor bugün? Bakalım, özellikle dün petrokimya tarafında biraz daha satış baskısını görmüştük. Bugün sanayi endeksi içerisinde endekse yön veren hangi şirketler var? Şimdi yönetmenimiz onları bize getirsin. Biz de onları takip edelim. Son bir haftalık performansı görüyorsunuz bu arada. Eylül başında 4979 görmüştü. Bugün de en yüksek Ağustos'un son gününde 5068 görmüştü. Bugün de 5013 puan seviyesinden endeksteki hareketliliği görüyoruz. Sanayideki hisselerimizden şöyle varsa yönetmenimizden de rica edelim. Sanayi endeksi içerisinde onlara da şöyle bir bakalım. Özellikle sanayi içerisinde demir çeliği bir öne alalım. Demir çeliğe bir bakalım. Ondan sonra otomotive bakalım. Uzunca zamandır onlara göz atmamıştık. Onlardaki performans biraz geri kalmıştı. Ama onların özellikle demir çelik sektöründe Ereğli, Kardemir hisselerinin de inanılmaz performanslarla sanayi endeksinin 5000 puan seviyesine yükselişinde büyük etken olduğunu da hatırlatalım. Kardemir bugün 0,26 yükselişte 11 lira 61 kuruş seviyesinde 12 lira 35 kuruşlar seviyesini görmüştü. Ereğli'ye de bakalım hemen. Ereğli tarafında da bir hareketlilik söz konusu mu? Bir para girişi ile henüz daha demir çelik sektörü destekleniyor değil ama Ereğli'de de çok hafif bir satıcı baskıyı görüyoruz. 0,07'lik bir düşüş söz konusu. Bu arada tabii ki sektörel bazda baktığımızda bazı sektörlerin 3. çeyrek itibariyle biraz daha ön plana çıkabilme ihtimali var. Bu arada cam sektöründen de şişe camı rica edelim yönetmenimize. Şişe cam ve Sasa gelsin ekranlarımıza. Onlara da bir göz atalım. 3. çeyrekte cam sektörünün, petrokimyanın, çimentonun, alüminyum sektörünün, ilaç ve gübrenin biraz daha ön planda olacağı bir döneme girildiğine dair de raporlarda bilgiler paylaşılıyor. Şişe camda çok hafif bir alış görüyoruz. 0,5'lik bir yükseliş var. 25,72'leri görmüştü. An itibariyle 24 lira 02 kuruş. Yine çok hafif alıcılı. Sasa'ya da bakalım. Sasa
Endekste bir Ereğli kadar güzel şovuyla, yükselişiyle yatırımcılar arasındaki fenomenlerden bir tanesi oldu. Ve ciddi bir performans, siz şu anda ekranlarınızda bir aylık performansı görüyorsunuz ama yönetmenimizden bunu bir yıllık performans olarak da rica edelim. Sasa an itibariyle 52-65 seviyesinde ve bir yıllık periyot içerisindeki performansa baktığımızda 67 liraların üzerini gördüğünü hatırlatalım. Ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında, 21 Eylül tarihinde en düşük 26 lira seviyesini görmüş. O günden bugüne önemli bir performans sergilediğini de zaten bu tablo bizlere gösteriyor. Ve bu açıdan baktığımızda geçtiğimiz yıl ve bu yılın başından itibaren yükselişlerinin daha net ve belirginleştiği Sasa'da yeniden bir yükseliş trendine doğru bir toparlanma var. Şu yatay bant hareketi sonrasında yön belirlenecektir. Sanayi tarafına baktığımızda otomotiv sektörünü de göz atmadan geçmeyelim. Otomotiv sektöründe tedarikteki yaşanan sıkıntılar, başta çip olmak üzere artan maliyetler baskı yaratmaya devam ederken Tofaş Fabrika gibi özellikle çok üretilen bir modelin İspanya'ya kaldırılması sonrasındaki gelen satışlar karşılanmış ve hissede bir toparlanma söz konusu olmuştu. Bugün de yine Tofaş Fabrika'da toparlanma görüyoruz. Dün de özellikle 88-50 seviyesinde önemli 88-50-88-80 bandında ciddi hareketlilik güç toplamı olarak yorumlanabilir. Oradaki o dengenin sağlanması sonrasında bugün 89-50'leri görüyoruz. Karsan %1.65 yükselişte. Ancak Karsan'da dün para girişi vardı. Bugün ise yavaş yavaş hisseye yeniden bir yönelişi görüyoruz. Doğuş Otomobil 0.96 alışta. Dünün en hareketli potansiyeli olan hisselerinden bir tanesi Otokar'dı. Para girişinin de olduğu hisselerden bir tanesi Otokar'da bugün 0.88'lik bir yükselişle 530 liralar seviyesini test ediyor. Ford Otosan da dün hareketli hisselerinden bir tanesiydi ama para girişi olarak henüz net bir para girişi gözlenmemekle birlikte 0.88 yükselişi görüyoruz. Türk Traktör ve Asus'da ise dün itibariyle para çıkışları vardı. Bugün de satıcılı seyirlerini devam ediyorlar. Evet, sektörel bazda bunları görüyoruz. Şimdi hemen konuğumuzu fazla bekletmeyelim. Halil Reçber bizlerle birlikte olacak. Stratejist Skype hattımızda. Halil, hoş geldin, günaydın. Hoş bulduk, günaydın. Yayınlar verdim. Pardon, çok özür dilerim. Telefonmuş, ben düzeltiyorum hemen. Evet. Şimdi sevgili Halil, piyasalarda hep aynı soruyu biraz erken sordum herhalde. Şimdi gecikmeli sorayım. Eylül ayına da girdik malum. Senin o istatistiklere ihtiyacımız var. Tamam mı? Devam mı? Teşekkürler. Tabii aslında biraz önce haberler, daha doğrusu detayları anlatırken çok önemli noktalara değindim. Gerçekten teşekkür ediyorum. Bu anlamda hem istatistik olması anlamında hem detaylı bilgi olması anlamında. Performanslara baktığınızda sektörler bazında adeta bir bayrak yarışı olduğunu görüyoruz. Yani daha doğrusu bayrak yarışı şeklinde devam ettiğini görüyoruz. Nasıl bu bayrak yarışı devam ediyor? Bir sektör mesela demir çelik sanayi endeksi, biraz önce bahsetmeye çalıştığım gibi yılbaşından bu yana çok ciddi bir performans sergilerken 3.5-3 seviyesinden endeksi 5'e taşırken burada endeksin de yükselişinde çok ciddi rol aldığını görüyoruz. Başta demir çelik sektöründe Ereğli demir çelik, İsdemir veya Kardemir, bunlar çok çok önemli performans sergileyen hisselerdi. Ve endeksi de zaten bizim de o olumlu olduğumuz, hatta ilk olumlu olduğumuz o dönemden itibaren çok ciddi olarak pozitif yansımıştı. Ve Nisan ayına gelene kadar bütün olumlu performansları sergilediğini gördük. Ve kar realizasyonu döneminde hemen hemen hepsinde toplu bir kar realizasyonu. Hatta bir dinlenme sonrası, belki Eylül'e kadar olabilecek bir düzeltmeden sonra, Eylül'de son bir zirve hareketi, ondan sonra da seçime kadar bir düzeltme ihtimalinden bahsediyordum ki ama bu hareket Ağustos'ta tam tersi bir süreci bize getirdi ve Ağustos ayında Borsa İstanbul'da %20 bayram sonrasında olan performansa baktığımızda neredeyse %30'ların üstünde ciddi bir getiri sağladığını gördük. Sektörlerin biraz önce de bahsetmeye çalıştığım gibi ilk etapta sanayi tarafındaki yükselişin etkisiyle buraya gelmiştik. Ama sanayi endeksine dönüp baktığımızda tabii hisse bazında mesela bayrak yarışında en önde giden Ereğli'deki kar realizasyonuna baktığımızda
çok ciddi olarak bir düzeltme içinde olduğunu görüyoruz Ereğli. Yani neredeyse endeks Ağustos ayında %20 performans sergilerken Ereğli hemen hemen %1'ler civarında ancak prim yapabildi. Gerçi daha önceki zirvelerini düşündüğümüzde ise Nisan ayını, yani 21 Nisan'da bizim endekse satış gelecek dediğimiz o günlerden itibaren de %24 neredeyse Ereğli bu zirveden aşağıda işlem görüyor. Yani düşüş devam etmiş oldu. Sanayi tarafı bayrağı son dönemde özellikle hizmetler sektörü, ulaşım tarafı ve senin biraz önce bahsetmiş olduğun bankacılık tarafıyla buraya kadar getirdi. Şimdi bu bayrak yarışında endeksin burada tutunması veya daha yukarı hareket oluşması anlamında endeksi daha yukarıya sürükleyecek. Mesela 100 endekste özellikle 1.75 dolar bazında 175 olarak eski tabirle 1.75 ama şimdiki duruma 175 seviyesini geçebilecek veya endeksi biraz önce senin haberin detayında da bahsettin. 2000'ler ve üzerine endeksi yukarıya taşıyabilecek hareket olacak mı? Veya hangi sektör bunu getirecek ve hangi beklentiler bu tabloyu yukarıya taşıyacak? Bunu sorgulamak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü dünyada da özellikle son 2 haftaya baktığımızda Amerikan borsaları ortalama %10 düştüğünü görüyoruz. Avrupa'da özellikle bizi çok yakından takip ettiğimiz ve buradan da etkilendiğimiz DAX endeksine baktığımızda DAX endeksindeki düşüşün neredeyse %12'leri bulduğunu görüyoruz. Bunların hepsi eğer biz kendi iç dinamiklerimizle yolumuza devam edeceksek tabii ki şu an için pek bir anlamı yok gibi gözüküyor. Ama başka bir nokta daha var. Benim naçizane bu kendi sözüm ama trendi oluşturan güç istemedikten sonra o trendi kimse çeviremiyor. Yani ne kadar kötü haber gelirse gelsin, bir yükselen trend söz konusuysa o trend kararlı, güçlü, birçok kriteri arkasına alarak yoluna devam ediyorsa çok da tabiri caizse buraya dikkate almadan yoluna devam ediyor. Ancak bu tür trendlerin de şöyle bir sıkıntısı var. Israrla hareket yukarı devam ederken kar realizasyonu ne kadar gecikirse ben bizim piyasalardaki süreci teknik analiz anlamında baktığımızda kötü enerji biriktirme veya pozitif enerji biriktirme tarzında da yorumluyorum. Çünkü gördüğümüz kadarıyla burada adeta borsa finansal piyasalarda fizik kurallarının da olduğunu görüyoruz. Yani psikolojinin yanında, toplumsal, kitlesel psikolojinin yanında fizik kurallarının da olduğunu görüyoruz. Yani bir birikim söz konusu. Şu an piyasa tamamen içerideki veya dışarıdaki tüm negatif haberlere kulağını kapamış durumda. Görmek istemiyor ama ne kadar süre görmeyecek, nasıl görmeyecek bu çok önemli. Çünkü geldiğimiz noktada da Borsa İstanbul'un dolar bazında bahsetmiş olduğumuz 1.75'leri geçilmesi ihtimalinin ben en azından şimdilik zor olduğunu düşünüyorum. Ya da başka bahara olacağını düşünüyorum. Onun için gelebilecek kar satışlarının hep bahsediyoruz ya. Çünkü yaklaşık şu anki fiyata baktığınızda, dünkü fiyata baktığınızda 23 Ağustos'tan beri aslında biz aynı yerde tabiri caizse bir patinaj çekiyoruz. Yani yukarı tabii ki güçlü yatay bir piyasa modu içinde seyrediyor diyoruz. Sektörlerin başında bankacılık endeksi neredeyse son 7 haftada belki %120 prim yaptığını görüyoruz. Bu kamu hisselerinin son bir haftadaki yükselişine dönüp baktığımızda ortalama %100'leri bulduğunu görüyoruz. Burada oluşabilecek kar realizasyonu veya endeksi buraya getiren sektörler bazında baktığımızda ben buraların ciddi olarak bir direnç olduğunu düşünüyorum. Ve borsanın gerek iç dinamikler içerideki kötü haberlere kulağını tıkadığını gerekse dünyadaki sürece mesela geçen hafta Jackson Hole'dan gelen haberlere baktığımızda burada tüm dünya fiyatlamaları üzerinde ne kadar etkili olduğunu gördük. Çünkü özellikle sektörler bazında da mesela emtialar tarafında çok ciddi kar satışları olduğunu görüyoruz. Demir çelik endekslerine baktığımızda ortalama %12'lik, %13'lük düşüşler gördük. Petrol fiyatlarında keza %10-15'lere varan düşüşler gördük. Bunun ötesinde ulaşım, sanayi, turizm bunların hepsi neredeyse sektörler bazında dünyadaki fiyatlamalar bir de bizi çok fazlasıyla ilgilendiren, etkileyen emtialardaki düzeltmeleri düşündüğümüzde negatif algılama dünyada devam ediyor. Türkiye'deki negatif algılama, negatif haberlere istinaden de, yurt dışındaki negatif haberlere istinaden de borsa direnç de burada
durmaya çalışıyor. Biraz önce bahsetmeye çalıştım. O kar realizasyonu olması halinde de dikkatli olmakta fayda olacak. Çünkü 10 gündür neredeyse aynı bölgede güçlü duruyoruz ama patinaj çeken bir borsa olduğunu da unutmamak gerekir. Şimdi eskiden yabancı ağırlığı fazlaydı. Hani borsacı deyimiyle o şelale satışları, acaba hani o eski inanışlarımız, eski beklentilerimiz, hani tekrardan o korkularımız su yüzüne mi çıkıyor? Piyasa değişti mi? Piyasa dinamikleri değişti mi? İçerideki yerli yatırımcı fonlar o gözle bakmıyor olabilir mi? Yabancının ağırlığının %35'lerde olduğu bir piyasada yerli yatırımcı düşüşleri alım fırsatına çevirerek bu alternatif başka, bu kazanç başka yerde yok düşüncesiyle hareket ediyor olamaz mı? Yani biraz daha algılar değişmiş olamaz mı? Ne dersin? Şimdi şöyle söyleyeyim. Sonuç itibariyle insan odaklı bir piyasa içindeyiz. Yani kitlesel psikolojinin yanında yatırımcı psikolojisi, fonları yönetenlerin dahi bireysel anlamda baktığımızda, kurumsal olsun, bireysel olsun, tabii ki psikoloji bu anlamda önemli. Yıllar önce okuduğum bir kitapta en azından traderların yaşamış oldukları davranışlar ve piyasa modellerine dönüp baktığımızda belki şunu görüyoruz. 100 yıl önce söylenen bir piyasa hareketinin 100 yıl sonra da gerçekleştiğini görüyoruz. Yani algılamalar tabii ki bu anlamda trendlerle hareket ettiğini görüyoruz. Trendlere göre değiştiriyoruz. Belki evet son birkaç yıllık süreçte şunu görüyoruz. Mesela 2021 Ekim ayında borsa 1300'lerde, ortada hiçbir şey yokken, ciddi sıkıntılı bir süreç söz konusuyken, yani gerek dünyada gerek bizde, buradaki algıya baktığımızda neredeyse Borsa İstanbul 8 haftada %75 prim yaptı. Bu süreç de aynı bu şu an içinde bulunduğumuz tabloya benzer bir durumu gösteriyor. Sanki borsa hiç düşmeyecekmiş gibi. Veya tam tersi, borsa ciddi düşüşler yaşadığı dönemlerde hiç toparlayamayacakmış izlenimi veriyor, verir. Çok da normal. Çünkü insan davranışları ve insanlar bu piyasada olduğu sürece, tamamen algoritmalar yönetmediği sürece, ki zaten algoritmaları yaratan da veya algoritmalara bu önergeleri verenler de insanlar. Sonuç itibariyle bu piyasanın algısı, davranışı zaman zaman zorlayıcı noktalarda yoluna devam edebiliyor. Yani dirençleri çok rahat geçip daha güçlü, kontrol tamamen yükselen trend içindeyse yükselen trendde devam ediyor. Düşen trendde ise düşen trend şeklinde insanların adeta sinir uçlarına veya sabır noktası dediğimiz oraları test ettiğini görüyoruz. Şu an içinde öyle bir süreçteyiz. Ha, bu tabii ki boğa karakterleri için çok harika bir piyasa. %35'lik neredeyse bir yükseliş görüyoruz son 8 haftaya baktığımızda belki. Ama bunun ötesinde Şubat, 24 Şubat hepimiz hatırlayalım. Rusya savaşı başladığında endeks çok ciddi olarak sert bir düşüş yaşamıştı ki bütün endekslerde yaşanmıştı. Dünya endeksleri %20 aşağı yatarken benim gene o dönemde aynen 2021 sonu aralığa kadar olan süreçteki benzer olumlu bir tablo yakalayacağımızı düşündük. Çünkü Nisan ayına geliyorduk. Birçok istatistik çok olumlu olabileceğini gösteriyordu ve dünya %20 düşmüşken biz %40 yükseldik. Bu pozitif hareketi devam ettik. Hatta ben bu yılın tamamına dair çok olumluydum ama bir düzeltme yapabiliriz Ağustos'ta. Sonra Eylül'de son bir zirveyi yapıp seçim istatistiklerine dönüp baktığımızda o 1991'den bugüne kadar gelen 7 seçimin aynı hareketini, sadece 2011'de olmamıştı bu, benzerini yaşıyoruz. Hala hazırda yaşıyoruz. Eğer buradan bu zorlamanın arkasından oluşabilecek kar realizasyonu bu noktadan baktığımızda büyük olsa ihtimalle seçimlere kadar bir düzeltme getirebilir. Çünkü biraz önce de bahsetmeye çalıştım. Gerek dünya fiyatlamalarının emtialar üzerindeki sektörleri etkileyebilecek durumu, gerekse son dönem primlere baktığımızda çok normal olacak kar realizasyonu ama biz tamamen sonradan kendi iş dinamiklerimize döneceğiz. Yani şu an için ne dünyadaki negatif gelişmeleri ne içerideki belki de dünya Türkiye'de ciddi anlamda dalgalanma getirebilecek negatif haberleri dahi görmediğini görüyoruz. Onun için benim kanaatim temkinli olmakta fayda var. Tabii ki piyasada her zaman yükselen sektörde hissede var, bulunabilir, olacaktır da her zaman. Ama eğer belli bir doygunluk noktası varsa burada risk yönetimi hemen ortaya çıkıyor. Çünkü risk yönetimi dediğimiz şey paramızın ne kadarını ne zaman nasıl kullanacağımız. Limitleri mi zorlayacağız yoksa bekleyip görmemiz gereken zamanlar mı olacak? Ben bekleyip görmemiz gereken zamanlar içinde olduğumuzu düşünmeye devam ediyorum.
Şimdi Yani. senin yorumlarında bir şarkı sözü geldi. Her şeyden uzak, dünyadan uzak bir piyasa değiliz aslında. Yani öyle miyiz? Ya Şu anda bize seçim buyurun. süreci var ve seçimle ilgili de liderler sahaya inecekler ve halkla buluşacaklar. Muhtemelen Eylül ayının sonlarına doğru onlarda da Doğru. başlayacak, start verecekler. Böyle bir dönem içerisinde geçtiğimiz seçimleri hatırlayarak borsada kısa bir mola, düzeltmeler seans içinde olacak şekilde düzeltme hareketinden sonra yeniden bir yükseliş beklemiyor musun? Şimdi şöyle bir şey var. Aslında ben 2018 Ekim-Kasım'dan beri borsa için şöyle olumluyum. Türkiye'de enflasyon süreci başlayacak. Beklentim bu. Ortada tek bir şeyde konuşulmadığı bir dönemde. Borsa enflasyonu sever tecrübemizle yola çıkarak aynı zamanda. Bunları hep dile getirmeye çalıştık Belgin. Yani sen de çok iyi biliyorsun. Aynı dönem içinde, yıllar içinde beraber piyasalardayız. Şöyle bir tabloya dönüp baktığımızda enflasyon etkisiyle biz buraya geldiğimizi düşünüyorum ve o döneme denk gelen seçim süreçlerine de baktığımızda seçim süreçlerinin de çok pozitif olumlu etkilediği tabloyu görüyoruz. Çünkü izleyicilerimiz bunu biliyor. Yani çok belki de en olumsuz olunan dönemlerde dahi biz enflasyon etkisiyle borsanın iyi olabileceğini söylüyoruz. Ama ben 5-6 haftadır çok olumlu olamıyorum. Çünkü seçim süreçleriyle bu karşılaştırma yaptığımda belki bir aylık bir farkla bunu kaçırmış oldum ama sonuçta 1991, 1995, 98, 2002, 2007, 2011 seçimlerinde çok farklı, tamamen farklı. Seçim öncesinde de seçim sonrasında da bir yükseliş görüyoruz ama daha sonra seçimden sonra bir düşüş görüyoruz. 2015'teki Haziran ve Kasım seçimlerine baktığımızda da geçmiş 2011 dışındaki bütün seçimlere benzediğini, 2018 seçimlerinin dahi, bakın 2018 seçimlerinde dahi biz şunu görüyoruz. Rahip Brunson olayında mesela. Bu tablonun piyasalara negatif yansımasında dahi biz önceden ciddi olarak piyasa şeyi satın aldı. Ne derler, seçime 8-9 ay varken olumlu süreci satın aldı. Çünkü dolar bazında borsa çok düşük kalıyordu. Hatta birçok kişi ya dolarda ki bu yükseliş ekonomide ciddi bir krize neden olacak. Dolayısıyla borsadan çıkalım havası oluşturmuş oldu. Ve kitleler buna inanamadı. Ama dolar bazında çok ucuz olduğu için borsanın yukarıda kalmasına hatta bir süre normalleşmesiyle borsanın yukarı çıktığını gördük. Yine o seçim dönemiyle 2018'deki seçim dönemini hatırlayacak olursak, şöyle hafızalarımızı taze edecek olursak, burada seçimlere neredeyse tam 7-8 ay varken tablo zirveyi gösterdi. Yani zirveyi yaptık ve sonra seçim gününe kadar Belgin bu düşüş düzeninde devam etti. Tabii 2008'deki döviz hareketi ve ekonomik krizin etkileriyle de biz daha sonradan seçimden sonra her şey bitti, beklenti bitti. Politikalar ne olacak diye beklentiler biraz daha negatife dönmüştü ve bu süreç sonrasında da devam etti. Ama geçmişte şunu söyleyebiliriz. Evet. Seçime kadar olan 7-8 aylık süreçte düzeltme, 8-9 aylık süreçte düzeltme ama seçimden sonra çok ciddi yükselişler olduğunu görüyoruz. Böyle bir ihtimal var. Olasılıklar dahilinde Çok istatistikler doğru. bunu söylüyor bize. Halil ben çok teşekkür ediyorum. Yeniden Ben birlikte çok teşekkür olabilmek ederim. dileğiyle. Size de kolay gelsin çalışmalar. Evet, konuğumuzu da uğurladık. Ona teşekkür edelim ve hemen yükselenler düşenlere şöyle bir göz atalım. Bugünün yükselenlerinde hangi hisseler var? İlk beşteki hisselere de şöyle bir göz atalım. Yükselenler gelsin. Birinci sırada Net Holding var. Net Holding'e dün de para girişi vardı. Birinci sırada, ikinci sırada Şok Market, üçüncü sırada Galata Wind, Migros ve Yataş var. Bu arada Gedik Yatırım'ın da yine Migros'u, BİM'i, Yapı Kredi Bankası'nı model portföyüne eklediğini de biliyoruz. Ve Migros'ta %5,56'lık, Yataş'ta %5,50'lik yükselişler var. Hemen düşenlere de bakalım. Bugünün özelinde düşenler hangi hisseler, hangi sektörler? Bankalar vardı sıralamada. Evet, Halk Bankası, Vakıf Bank, Yapı Kredi Bankası, İşgeo ve Borusan Yatırım Pazarlama. Orada da 0,7'lik bir düşüş var. Dün hareketliydi. Para girişi de vardı. Bugün çok hafif satıcılı olarak karşımızda. Bankalarda da bir realizasyon var. Çok yükselen bankalar anlamında. Hemen borsadaki şirket haberlerine de şöyle bir göz atalım. Sermaye arttıranlar ve tedbir uygulayanlar gelsin ekranlarımıza. Tedbir uygulamalarına baktığımızda
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler BBTS kapsamında 30 Eylül'e kadar açığa satış ve kredili işlem yasağı geldi hisseye. Diğeri ise MMC Sanayi ve Ticaret Yatırımları orada da 30 Eylül'e kadar emir paketi tedbiri getirildiği açıklandı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından. Ve sermaye artıran şirketlere de bakalım. Birinci sırada Manas var. SPK'ya başvurusu var Manas'ın. %318 oranında bedelsiz için. Ve Ege Gübre'de ise 5 Eylül'de Ege Gübre %300 oranında bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirecek. Bu sermaye artırımına girmek isteyen yatırımcılar 4 Eylül'de en geç hisseyi Ege Gübre'yi portföylerine almaları gerekiyor bu anlamda. Yönetmenim son bir dakika kaldığını söylüyor. O zaman bizde Koza Altın hissesiyle ilgili bir haber var. Onu sizlerle paylaşalım. Koza Altın'daki hareketi haberin şöyle bir detayına baktığımızda İzmir Dikili sınırları içindeki şirket tarafından yapılması planlanan Çukuralan Altın Madeni 500 bin ton bölü yıl kırma eleme tesisi projesiyle ilgili ÇED süreci var ve çevresel etki değerlendirmesi başvuru dosyası halkın görüşüne açılmış. ÇED süresi ne kadar bakacağız hissede. Şu anda 0.77'lik bir yükseliş var. Hisse dün de hareketliydi. Özellikle 155-158 bandında hareketliliklerle devam ediyor hissedeki performans. 158 seviyesinin üzerine yükselişler 160'a kadar görülmüştü. Ancak oradan realizasyonlar geldiğini belirtelim sizlere. Evet, bu notlarla portföy yönetimini tamamlıyoruz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın efendim. Hoşçakalın.